Arkadaşlar merhabalar bu videomda şöhretler kalması 5'li TYT denemelerinden ikincisinin çözümünü yapacağız. Daha doğrusu geometri çözümlerini yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. 30. soruyla başlıyoruz. Şekil 1'de özdeş iki tane gönye verilmiş ve bunlar özdeş. Özdeş demek ne demek? Eş yapılar. ÖSYM'de çok kullanır. Kenarlarının eşitliği, açıların eşitliği bizim için aşırı derecede önemli. Şimdi burada ne verilmiş? BAC açısını 40 derece vermiş. O zaman burası 40 derece ise burası da 40 derece değil mi? Yani burası 50 burası da 50 olur. Bak bu tırtıklı yeri gören 50 derece olacak. O zaman gel burada açıları yaz. Eş yapılarda açıların eşitliği bizim için önemli. Gel yaz bakalım. 40 dereceyi yazıyorum. Şöyle 50 derecede şu 50 derece daha kolay olacak sanki tırtıklıyı gören. Burada da 50 derece tırtıklıyı gören. Hatta burası 40 yaptı burası da 40 yaptı. E sonra başka açı yazamıyoruz. Hocam 90'sı sadece burası 90. Eş yapıları gördüğümüz zaman bir de ne yapıyoruz? kenarların eşitliği de bizim için önemli. Baktın açıların eşitliğini yazdın çıkmadı. Bir de kenarların eşitliğine bak. Ya bu kısa kenar çizgi, kısa kenar çizgi. E burada çizilersen bir işime yaramıyor. Uzun kenar şurası hocam şu. Şu kenarlı şu kenarın eşitliği işime yaramıyor. Sonra hipotenüsler şunlar birbirine eşit ya. Buradaki hipotenüs uzunluğu burası. Buradaki hipotenüs uzunluğu burası. Aa burada ne çıktı? Bir x kenar üçgen çıktı. Tepe açısı 50 derece. 180'den 50 çıkart. 130. 2'ye böl. 65 65 olacak. Yani burası 65 burası da 65. Alfa artı 40 eşittir 65 ise alfayı da böylelikle 25 derece olarak buluruz. Yani 31. soru denizli oldu. Geldik 32. soruya. Şekil 1'de verilen dik üçgen şekli karton DE boyunca makasa kesildiğinde şekil 2'deki gibi dörtgensel bölge elde ediliyor. Şu. E buna göre x nedir diye soruluyor. Şimdi bu eşkenar üçgenmiş. Eşkenar üçgense yaz kardeşim açıları 60 60 60. E burası x verilmişti. O zaman burası da x burası da x'tir. Şurası 10 verilmiş burası da 2 verilmiş. Ve bu bir dik üçgen şeklindeydi. 60 ise 90 ise burası da 30 oldu. 30'un karşısı x artı 2 ise 90'ın karşısı 2 katı 2x artı 4 olmak zorunda. Yani 2x artı 4 neye eşit olacak? x artı 10'a eşit olacak. Ve x'i de böylelikle 6 mı buluruz? Evet o zaman 32. soru Cehan oldu. 33'e geldik. Cemre eşkenar üçgen biçimindeki özdeş iki kartonu şekildeki gibi kesikli çizgiler boyunca keserek alanları birbirine eşit olan 6 parça meydana getiriyor. Evet bu alanlar eşit. Mesela A A A burası da A A A. Oranlamalar verilmiş. Şunlar birbirine eşit verilmiş. Bir de şurası 4A iken ya da 4K iken burası 3K olarak verilmiş. Buraya 3K dedim, buraya 4K dedim ve unutma sorunun başında ne diyordu? Bu bir eşkenar üçgen. Bütün kenar uzunlukları birbirine eşit. E şimdi burada alanlar da eşit verilmiş ya. Alanların eşitliğini de kullanmamız lazım. Burada bir oran var. Oranı kullanalım. Nasıl kullanabiliriz oranı? Hocam 4K 3K tepe noktasında R olacak şekilde bir üçgen oluşturacak olursam 4K'da kalan 4A ise 3K'da kalan 3A yazabilir miyiz? Evet. E hocam şu bütün alanlar birbirine eşitti. Burası 4A. Şurası da 4A. Burası da 4A olmalıydı. E o zaman şimdi burası 4A ise burası da 4A olacak. Buraya ne kaldı? A kaldı. E burası da 4A mı olacak? Evet. Bak dikkat et. Ne oldu burada? 1'e 4 oran var. Hocam burası 1, 4. Ya aslında ne diyeceğiz? A'ya 4A demeliyiz aslında ama Bizden en son oran isteniyor. Ben buraya 1 buraya 4 dedim sadece. Oran istenildiği için. Ya da istersen A diyelim 4A diyelim. Fark etmez. E hocam burası da 7A. Tepe noktası da burası. İşte A'daki A ise 7A da alanında ya da 7A tabanı vardır. Şimdi bizden ne isteniyor? Şuna bakalım. FC uzunluğu. FC'ye bakıyorum. Hocam bu bir eşkenar üçgendi. İki tane eş eşkenar üçgendi. Bak bir kenar kaç yaptı? 7, 8, 12 A yaptı? Evet. Burası da 12 A ise eğer o zaman burası da 12 A ise eğer neye yazamadıysam Bunlar da 6A 6A oldu. Yani biz FC'yi de bulduk. 6A artı RS. Evet RS A bölü PL. PL uzunluğu A K Hocam bu bir eşkenar üçgende bütün kenarlar 12A değil miydi? E, burayı da 12A diyelim. Yani buradan 7K eşittir 12A ise K'yı ben 12A bölü 7 olarak bulurum. E, burada PL var. PL uzunluğu da neye eşit olacaktır o zaman? 3 çarpı 12A bölü 7'ye yani 36A bölü 7'ye eşit oldu. Gel o zaman burada oranlamadan PL yerine ne yaz? 36A bölü 7 yaz. O zaman 7A bölü 36A bölü 7 yaptı. Şunlar şunlar gitti. Ters çevirip çarptığımız zaman da kaç çıkıyor? 49 bölü 36 mı çıkıyor? Evet. Yani cevap akçay oldu. 33. soruda. Ve geldik 34. soruya. İkiz kenar yamuktan aha da bu şekilde oluşturmuşlar. Bakın ikiz kenar yamuk gerçekten çok önemli. Çünkü ikiz kenar yamukları böyle birleştirerek bir kare oluşturabiliyoruz. Bazen paraya kenar oluşturabiliyoruz. Eşkenar dörtgen oluşturabiliyoruz. Benim konu anlatımında da ÖSYM tipi soruların içerisinde var öyle sorular. Ki geçen sene de zaten bununla alakalı aynen bu tarz bir soruyu ÖSYM'de sordu. Bu sefer ne yapmışız? Düzgün altıgenleri kullanarak şöyle bir ya yani yamukları kullanarak bir düzgün altıgen elde etmişiz. Hadi bakalım şimdi burada eş yapıları da kullanmayı gayret edelim. Şimdi eş yapılarda biz nasıl yapacağız? E, bu yamuklardan bunu oluşturmuş. Bunun kenarlarının çift çizgi olmasını bir kere söylemiş. Bu çift çizgileri söyleyelim. Eş yapılarda kenarlarının eşitliğini mutlaka yazın. Açıların eşitliğini de yazın. Yani bir açı nokta açısıysa hocam nokta açısı nokta açısı nokta açısı nokta açısı ve dikkat edin nokta açısı nokta açısı ve düzgün altıgen oluşmuş bu. Düzgün altıgen düzgün altıgenin bir açısı kaç derece? 120 derece. E nokta açısı dedik ya bu açılar işte 60 60 yaptı. Hocam burası da 60 burası da 60. Burası da 60 burası da 60. Her yer 60'ar derece oldu mu? Oldu. E tamam. Buradan sonrasında devam edelim. Şimdi o zaman burası kaç derece yapıyor? Bak şuraya 60 bulduysak burası 120 derece yaptı. 120 derece burası 120 derece burası. Düzgün altıgende bu 60 60'lar böyle eşkenar üçgen oluşturmuyor muydu? Alttan eşkenar üçgenden oluşmuyor muydu? Evet. Hatta bunun uzantısı böyle tam doğrusal. Bak burası 60 yapıyor. İçeride de bir düzgün altıgen var. Çünkü burası Dikkat et şöyle yuvarlak diye gösterecek olursam hocam yuvarlak 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 içeride de bir düzgün altıgen oluştu. Yani bu 60 bak bu da 120 bunun uzantısı 60 yapıyor. Bu da 60 oldu Eşkenar üçgen oldu. Bunun da tam böyle gelecek zaten bunlar ne yapıyordu arkadaşlar düzgün altıgenler köşegenler eşkenar üçgenler oluşturuyordu. Tamam şimdi bu tasarımın çevresi 72 olarak verilmiş. 72 şunun çevresi 72 ise 72'yi 6'ya böldüğünde bir kenar kaç çıktı? 12 çıktı. Sonra hocam şuradaki eşkenar üçgenlerde bir kenara x x x x diyeyim. E hocam burası da, x, burası da x, burası da x, burası da x, burası da x. E sonra ne yapacağız? Şu çift çizgiler kaldı. Çift çizgilere yoğunlaşacağız. Yalnız eş yapılara dikkat. Bak dikkat et. Dikkat et, dikkat et, dikkat et. Nereye dikkat et? Bu da aynı yamuk değil mi kardeşim? Bu yamuğun kenarları ne oldu? Bak x, 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 2x oldu. E o zaman hocam aynı şekilde x, 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 burası da 2x direkt diyebilir miyiz? Eş yapı. O zaman bu yamuk da aynı şekilde. X, X, X. Burası da 2X değil midir? Evet. E o zaman 2X 12 ise X'i buradan ne bulduk? 6 bulduk. Bak şuradaki eş yapıya dikkat etmemiz soruyu çözdürdü bize. x 6 bulduk. X kenar yamuklardan bir tanesinin çevresi isteniyor. O zaman çevrede ne yapacaktır? 2, 3, 4, 5 X soruluyor bize. X 6 bulduysak eğer cevapta kaç çıkar? 30 çıkar. 34. soru böylelikle Edremit oldu. Geldik 35. soruya. Şekil 1'de düz bir zeminde duran tahterevelli doğrusal AC parçası ve bu parçaya B noktasında zemine dik olan iki köküç birim uzunluğunda bir destek verilmiştir. BC'yi de 4 olarak vermiş. Sonra ne yapmış? Şekil 2'de tahterevelli sağ ucu zemine değecek şekilde hop şöyle çevrilmiş. Başlangıçtaki A konumuyla dik kesmekteymiş. Başlangıçtaki AC konumuyla. Ha şu konumu başlangıçtaki AC konumuyla dik kesiyor. Şurası. Yani burası dik. Destek ayağı da zemine dik değil mi? Evet. Zaten bana destek ayağını 2 kök 3 vermişti. Bu uzunluğu da kaç vermişti? 4 vermişti. E sen bunu böyle döndürdün. Bu buraya gelmedi mi? Evet. Yani burası da 4 mi oldu? E o zaman burada ne var kardeşim? Pisagor bağıntısı var. Pisagor bağıntısı yapalım. Pisagor bağıntısından burası da 2 çıkar. 16'dan 12 çıktı. 4. Dört. Kök 4 ile 12 yapıyor. A hatta burada özel bir üçgen çıktı. 30-60-90 üçgen çıktı. Çünkü 30'dan 60, 30'dan 90'a geçiş bir 2'dir. Hatta 30'dan 60'a geçiş kök 3 kattır. O zaman burası da 30'sa burası da 60 yapar. Burası da 30 yapar. 30'u karşı 2 kök 60'ı karşı da 2 kök 3'ün kök 3 katı yapar. Yani 6 yapar. Ve bizden ne isteniyor? Şu uzunluk isteniyor. A ile C üstü arasındaki uzaklık isteniyor. Yani cevap böylelikle Cehan yapar. Geldik 36'ya. Düz bir zemin üzerinde bir kenarı 9 birim olan şöyle bir 9 birim olan bir kare verilmiş bize. Sonra bir dikdörtgen verilmiş. Sonra şekil 2'deki konuma getirilmiş dikdörtgen. Tamam getirilsin. Buranın ne olduğunu biliyorum ben. 9 birim olduğunu biliyorum. Ve HG'yi de kaç vermiş? 20 vermiş. Ve HE'yi 5 vermiş. Dikdörtgen olduğu için burası da 5'tir. Bir de burada bir oran verilmiş. K ve 3K oranlaması verilmiş. Hemen şuraya K ve buraya 3K yazıyorum. 4K 20 ise K'yı buradan 5 bulurum. K 5 çıktı. Burası da 15 çıktı. Bu zemine değdi ya. Hop zeminde şöyle bir dik üçgen oluşturdu mu? Oluşturdu. 9 15 ne üçgeni 3 4 5'in katı 9 12 15 üçgeninden burası 12 çıktı. Şimdi benden h üssü noktasının zemin olan uzaklığı isteniyor. Arkadaş h üssünün zemin olan uzaklığını çizerken böyle çizmeyiz. Şekil karışır. Nereden çizeriz hocam? Bunun doğrultusunda yine şey yapacağız. Bak nereden çizeriz? Hocam şuradan bir dik çizdiğimiz zaman da sonuca ulaşabiliriz. Buradan bir dik çizelim bakalım. Hatta bu dikin devamı buraya gelsin. Hocam h üssünün devamı diki lazım bize. Bu h üssü hizasına kadar getirdiğim zaman işte Bizden şuradaki uzunluk isteniyor. E, 90'lar havada uçuşuyor. Dal alfa beta ya. Alfa beta alfa beta. Beta 90 alfa alfa beta. Oldu mu? Oldu. Şu üçgenler hepsi benzer oldu mu? Oldu. Hatta burada güzel bir benzerlik var. 90'ın karşısı 15 ken, 90'ın karşısı 5 oldu. 1'e 3 oran var. E o zaman burada alfanın karşısı 9 alfanın karşısı direkt 3 yazabilirim. 3, 4, 5 üçgeninden burası 4 çıkar. E, hocam bu üçgenle de bu üçgen benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler aynı olduğu için eş üçgen oldu. Alfanın karşısı 3 ise alfanın karşısı 3. Betanın karşısı 4 ise betanın karşısı da burada 4 yapar. E, sonra 7 burada 9 da burada 7 9 daha kaç yaptı 16 yaptı cevap o zaman böylelikle C han oldu ÖSYM bunu da sever dikkat edin H noktasından içeriden dik çizdiğiniz zaman şekil karışıyor ya onun biraz doğrultusundaki sivri nokta ya da sağa doğru doğrultusundaki sivri noktadan da yapabilirsiniz yani şu G üstünden de dik çizerek şu Mesafeyi bu şekilde de hesaplayabilirdiniz arkadaşım. Tamam? Ben buradan çizdim ya ki e, aynı şeyi buradan da bu taraftan da yapabilirdiniz. O zaman şu üçgenle şu üçgen benzerlik olacaktı. Yine aynı şeyden sonuca ulaşacaktınız. Buna da dikkat edin. Böyle yaptığınız zaman da yalnız kafanız karışabilir. Direkt soruda böyle bir şey dediği zaman ya solundaki sivri yerden aşağı doğru dik ya da sağındaki sivri yerden aşağı doğru dik çizmek önemli bir teknik oluyor. Bunu da unutmayın. Güzel bir soruydu. 36. soru böylelikle Ceyhan oldu geldik 37. soruya. Evet en kenarlı bir düzgün çokgenin iç açısı böyle demiş ama ben ilk önce dış açısı hesaplıyorum. Düzgün altıgenin zaten bir iç açısının kaç derece olduğunu biliyoruz. 120, 366'ya böldüğümüzde dış açısı 60, iç açısı 120 derece yapar. Düzgün 8 bakalım. Düzgün 8 gen de 360 bölü 8'den dış açısı 45, iç açısı da 135 derece yapar mı? Yapar. Eee hocam düzgün altıgen şu mavi kenarlıydı. 120 burası. Bak şurası 120. Hocam burası da 120. Düzgün 5 gen, düzgün 8 gen de 135 olacak. O zaman buraya kaç kaldı? 15 derece kaldı. Hocam burası da 135. 135 15 daha kaç yapar? 150 buraya 30 derece kaldı. 20, 120, 30 daha 150. O zaman ikisi de kaç derece kalır? 30 derece kalır. Dolayısıyla 37. soru Denizli yaptı. ÖSYM böyle bir kolayını bir zorunu soruyor. Bu da kolay sorabileceği soru tiplemelerinden bir tanesi. Yani e, illa illa çokgenle ilgili bir soruyla karşımıza çıkıyor. Bu açı sorusu olabilir. Uzunluk sorusu olabilir. Bu da e, hocam kolay ya demeyin. E, biz burada deneme sınavı yapıyoruz. Çok yeni işte bakın. Son iki yıla bakın. Son iki yılın çok yeni sorularına bakın. Biri zorsa mutlaka biri kolaydır. Ki zaten ben de öyle hatırlıyorum. E, genelde de böyle zor kolay zor kolay şeklinde gidiyor. Haberiniz olsun. Evet geldik bir sonraki soruya. Yani. 38'e ABCD paralel kenarı biçimindeki tablo bu şekilde K ve L'den sabitlenmiş. Sonra L noktası çivisi, L noktasındaki çivisi kopmuş. Çivi kopunca da paralel kenar bu şekilde gelmiş. Son durumda A üstü, B üstü, C üstü zemin olan uzaklığı verilmiş. A üstünün zemin olan uzaklığı. Sonra B üstünün zemin olan uzaklığı. Sonra C üstünün zemin olan uzaklığı da bu şekilde verilmiş. Yani şurası 170 verilmiş. Burası 155 verilmiş. Burası da 200 verilmiş. Evet. Bunu Paralel kenardaki bir özelliği yeni nesile çevirilmiş. Aslında bu zemin olan uzaklığı demek, dik demek. Bunlar paralel demek değil mi? Evet. Bir paralel kenarda karşılıklı köşelerden çizilen uzunlukların toplamları birbirine eşit değil miydi? Evet. E ben buradan da şunu çizecek olursam bizden de zaten buradaki x deniyor. Şu ve şuradaki toplamları da eşit olacaktır. ÖSYM son 10 yıla ya da 12 yıla bakabilirsiniz. Bununla ilgili 3 tane soru sordu. Genelde dörtgenlerle ilgili özellik sormayı sevmiyor bu da bu arada bu da ispattan çıkar. Nasıl ispattan çıkar? Şöyle bir dik çizersin. Burada da şöyle bir dik oluştursun. Bu üçgenler eş üçgenler çıkıyor. Yine üçgen bilgisinden çıkıyor. Ama ya bazen çok karışık olabiliyor. Üçgen bilgisinden yapmaktansa bu şekilde şu formülü de bilmesi isteriz diye de hep söylemiştik. burada da bu tekniği yeni nesle çevirilmiş bir şekilde karşımıza çıkartmış. Eskiden yani 10 yıl içerisinde 3 defa sorduysa yeni sistemde de bu şekilde yeni nesle çevirmiş içinde karşımıza çıkartabilir. Güzel bir soru aslında. Evet ama dörtgenlerle ilgili genelde özellik sormayı tercih etmiyor ÖSYM e. bilginiz olsun. E ben burada ne diyordum? Karşılıklı köşelerden çizilen uzunlukların toplamları yani 170 artı 200 eşittir 155 artı x mi? Evet 155 artı x'e eşit olmak zorunda. Bunu buraya yazsam 15, 215 mi yapıyor? Evet x ile 215 olarak buluruz. Yani cevap D seçeneği oldu. 38. soruda. Geldik 39'a. Dikdörtgenler prizması biçimindeki kutunun paralel yüzeyleri aynı renkte olmak üzere. Mavi ise alt tarafı mavi. Bu kırmızıysa önü, arkası da kırmızı. Sarı ise sağ taraf, sol tarafta sarı demek istiyor. Şimdi burada bu kutunun 3 farklı yüzeyi olan sarı, mavi ve pembe bölgenin alanları sırasıyla 24. Şurası 24 verilmiş sarı. Sonra 48, mavi 48 ve 32 verilmiş burası da. E arkadaşlar bizden ne isteniyor? Hacim isteniyor. Ben buraya A, buraya B, buraya C diyecek olursam eğer bizden hacim olarak isteniyor. Ne isteniyor? A çarpı B çarpı C mi isteniyor? Evet onu bulmaya çalışacağım. Bana neler verilmiş? Hocam şurası C ya. A çarpı C'yi 32 vermiş. A çarpı C eşittir 32. Sonra şurası A, burası B ya. A çarpı B'yi 48 vermiş. A çarpı B eşittir 48. Ne kaldı? B çarpı C kaldı. B çarpı C'yi de kaç vermiş bize? 32 vermiş. İki bilinmeyen ikişer denklemlerden çözüm yapabilirsiniz. Ya da bize neler verilmiş? A çarpı C, A çarpı B, B çarpı C verilmiş ve ABC B, çarpı isteniyor. Taraf tarafa toplarsam A, C, A, B ve B, toplamları olmuş olur. Yüzey alanında kenarların ikişer çarpımının toplamı işimize yarayabilir. Ama burada işimize yaramaz bu. Çarpımları yapsak daha sağlıklı olmaz mı? Olur. Çünkü Bizden ne isteniyor? Hacim. A çarpı B çarpı C isteniyor. Bak daha tarafa çarparsam A kare, B kare, C kare yapıyor. 2 tane A, 2 tane B, 2 tane C olduğundan dolayı. Neye eşit? 32. Bir tanesi 32. A çarpı C. A çarpı C 32. A çarpı B 48. B çarpı C de 24. diye ben bunu böyle yazdıysam? Şurası 24. 32, 48 ve 24 olacak. Her iki tarafın kare alırsam A çarpı B çarpı C'yi bulur muyum? Bulurum. A çarpı B çarpı C o zaman ne çıkacak arkadaşlar? Biraz yukarı çıkayım şöyle. O zaman şu. Arkadaş 16 çarpı 2. Burada da 16 var diye öyle yazdım. 16 çarpı 3 burası. 2 kere 3 6 ya. 6 burada var. Bu da 6 çarpı 4 şeklinde yazayım. Hocam 16'lar kök dışına bir tane 16'ya çıktı. Sonra ee, 2 kere 3 6. Bir de 6 burada var. 2 tane 6 olmuş oldu. Bir 6 daha çıkmış oldu. 4 kaldı sadece. 4 de kök dışına 2 diye çıkar. A çarpı B çarpı C. O zaman buna eşit oldu. 16 ile 6'nın çarpı 96 yaptı. 96 ile de 2'yi çarpınca 192 yapıyor galiba. Evet böylelikle cevap C Ceyhan oldu. 39. soru da. Tamam. Yani ÖSYM katı cisimlerde böyle e, çarpanlar ayırmadaki teknikleri taraf tarafa toplamayı, taraf tarafa çıkartmayı, taraf tarafa çarpmayı gerçekten çok seviyor. İşte bu da o sorulardan birisi. Geldik 40. soruya. Ne verilmiş? 6, 8, 10 verilmiş. Ve bu üçgenlerin alanları toplamı soruluyor. Şimdi bu üçgende biz tabana ait ne bulmalıyız arkadaşım? Yükseklik bulmalıyız değil mi? Hocam taban uzunlukları belli. Bu tabanda 10, bu tabanda 10. Bu tabana ait yüksekliği bulacağım. Sonra bu tabana ait yüksekliği bulacağım. Olay bitecek. E o zaman yüksekliği çizelim. Bak her zaman her yerde nerede olursak olalım. Tabana ait yükseklik bizim için önemli. Bu arada tabana ait yükseklik olmadan da yapabiliriz. Nasıl? Şu şekilde hocam, şu şekilde hocam yapınca bu bir dikdörtgen oluyor. Dikdörtgende de şu üçgenlerin alanları hep birbirine eşit. 4 tane A alanı 6, 8 burası da 10 yapıyor ya, Hatta karenin alanı yapmış oluyor. 100, 100, 4'e böl 25, 25, 25, 25 yapıyor. 25 ile 25 toplamı da 50 yapıyor deyip sonuca bu şekilde de ulaşabilirsiniz. Ama alan deyince ilk benim aklıma ne geliyor? Tabana ait yükseklik geliyor. Buradan tabana ait yüksekliği çizerim. Hocam tabana ait yükseklik bu. Buradan da tabana ait yükseklik çizerim. Bu yükseklikleri bulursam olay bitti. Ya yükseklikleri bulacağım ya da yükseklikleri toplamını bulacağım. Şuraya x buraya y diyeyim. Hocam şu ve şunu bulmaya çalışacağım. Bunu nasıl bulabilirim? Hop arkadaş şunu şöyle çizersek. Burası 6 8 10 değil mi? 6 8'i gören zaten onu yapıştırır. Hocam burası 10. Bu öndeki zemine dik. Bu da öndeki zemine dik. E o zaman burada bir dikdörtgen çıktı. 10 dediğim şurası yapmadım arkadaşım. Evet. Yani x artı y'yi biz 10 bulduk. Bak bizden ne istiyor? Alanlar toplamı. 10 çarpı x bölü 2 artı. Bu da 10 çarpı y bölü 2. Yani 5x artı 5y yapar x artı y 10 sa 5 x artı 5 y de kaç yapar? 5 parantezini aldığın zaman zaten görürsün x artı y yapıyor orası. x artı y yerinde 10 yazarsan cevabı ne bulursun? Böylelikle 50 olarak bulursun. Yani cevap 50 yaptı. 40. soru edremit oldu. Ve böylelikle bu denemeyi de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki denemede yani kaçıncı deneme oluyor? Üçüncü deneme olacak değil mi? Üçüncü denemenin çözümlerinde görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşçakal.